başlasak acaba? Çünkü o konuya daha hakim. Efendim iyi akşamlar. Gece Görüşü'ne hoş geldiniz. CNN Türk Ankara stüdyolarında konuklarımla birlikte karşınızdayız. Bugün tabii ki ağırlıklı olarak dış politika konuşacağız. Özellikle Irak'ta ne oluyor? Suriye'de ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var, çok önemli. Dolayısıyla tüm bunlar gündemimizde. İç politikaya da değineceğim tabii ki. İç politikada da önemli gelişmeler var. Gece Görüşü başlıyor efendim. Konuklarımızı hemen sizlere tanıtacağım. Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar CNN Türk'te Gece Görüşü'nde tabii ki harita başında bize ayrıntılarıyla anlatacak. Murat Gezici, Gezici Araştırma Başkanı CNN Türk'te Gece Görüşü'nde bizimle birlikte. Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Gece Görüşü'nde. Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara Temsilcisi de bizimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Abdullah Ağar biraz gecikmeli gelince korkuttunuz beni vallahi. Ama yani, geldiniz. Yoldan oldu biraz. Tahmin ettim. Peki. Dedim acaba operasyon mu oluyor? Sayın Ağar gelmediğine göre şeyleri mi, hakileri mi çekti? Operasyon mu başlıyor dedi? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri her daim operasyonludur zaten. Evet. Yani ya dışarıya karşı operasyon yaparken ya da kendi içerisinde durmadan bir faaliyeti mutlaka vardır. Boş durmazlar. İçerisindeki faaliyet deyince bayağı bir faaliyet yaptı Türkiye. Bayağı bir sıkıntıdan geçti yani. Kendi vallahi içindeki ya, faaliyetler. Türkiye'yi perişan etti bir dönem. Peki şöyle yapalım. Bir ne oldu bakalım. Irak'ın Duhok kentinde 9 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası Ankara ile Bağdat arasında gerilim yükseldi. Saldırının olduğu bölge terör örgütü PKK'nın etki alanında. Bağdat yönetimi saldırı sonrası Ankara'yı suçladı. Ankara saldırı için PKK'yı işaret etti. Irak sokaklarında bir anda Türkiye'yi hedef alan gösteriler yapıldı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği saldırıdan sonra PKK terör örgütü tarafından şehit ilan edilen Iraklı kardeşlerimizin yanındayız açıklaması yaptı. Irak Başbakanı ise saldırıyı Türk topçu birliklerinin gerçekleştirdiğini ileri sürerek bunun Irak'ın egemenliğini açıkça ihlal ettiğini söyledi. Bölgesel Kürt yönetiminden gelen açıklamadaysa Türk askerleri ve PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar bölge halkı için hayati tehlike denildi. Ve Çavuşoğlu konuştu. Yani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuştu. Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir dedi. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. TSK'dan edindiğim bilgiye göre, aldığım bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırı olmamıştır. Bizim her zaman hedefimiz PKK ya da Suriye'de YPG, PYD terör örgütleri olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla işbirliği yapabileceğimizi açıkladık. Yani Türkiye diyor ki beraber aydınlatalım eğer bir şüpheniz var ise. Şimdi bu durumla ilgili olarak öncelikle isterseniz gazetecilerden başlayalım. Ankara'da bir ne konuşuluyor, background alalım, sonra sizi şeye alacağım, haritanın yanına alacağım. Emin Bey, Irak'ta Türkiye'ye tuzak mı kuruldu, kim kurdu, Ankara kulislerinde ya da yapılan açıklamalarda görüştükleriniz neler söylüyor? Valla Dışişleri Bakanı'nın açıklaması açık ve net zaten. Türk tarihine baktığınız zaman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihine baktığınız zaman Türkiye böyle bir operasyon içinde bulunamaz, olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Hı hı. Nitekim biz o kadar operasyon yaptık. Yani 3 tane sınır ötesi operasyon yaptık. Hiçbirinde böyle bir şeye bulaşmadı. Şimdi durup dururken, hele hele Cumhurbaşkanı İran seyahatindeyken, yani aklını peynir ekmekle yemesi lazım birinin böyle bir şey yapması için ki bu bizim... Hayır, çok da manidar. Yani mantıksız zirveden yani. Bir gün değil mi? Üçlü zirveyle MGK arasında adeta tabii, ortada yani, bir anda oluyor. Böyle bir şey olmaz. Bizim tarihimizde yok. Yani Silahlı Kuvvetler tarihinde yok böyle bir şey. Ve o açıdan bunu birileri yaptı ve Türkiye'nin işte üzerine attı. Zaten bir anda saldırdılar. Yani bu işten pay kapmaya çalışanlar bir anda saldırdılar. Ben size isim vereyim. Bir anda bakıyoruz FETÖ'cü Adem Yavuz Aslan işte bu büyük bir katliamdır filan dedi. Ha. Tweetler atmaya başladılar. PKK'lılar bir taraftan ben saldırıyor. Ben buraya olağan şüpheliler diye yazdım. Kim bu şüpheliler? Vallahi olağan şüpheliler baştan PKK terör örgütünden başlayalım. İran içine koyalım. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'nin o operasyondan rahatsız olacak kim varsa hepsini koyalım bunun içine. Aydınlanır bu yakında. Yani burada bir sıkıntı yok. Türkiye'nin bu işin içinde olması mümkün değil. Hayır, şu da enteresan değil mi? Yani tam da Fırat'ın doğusundan Amerika gitsin denildiğinde
denizcilikten evet. hemen sonra Cumhurbaşkanı evet. tarafından bu açıklama yapıldıktan hemen sonra yani oraya olan hemen sonra tabii şey de koyma ABD'yi de koymak lazım onlar da onun için hatırlatayım yani size. Evet o da önemli diğerleri dedim üç ama ABD de dahil yani burada zaten İran'daki o zirve sırasında bir takım çatlak sesler yükselmeye başlamıştı. Türkiye bunu yapmasın, yapmasın diye. Tam da bunun üzerine gelmesi, bağırıyor zaten ben bir provokasyonum diye. Hı-hı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapması mümkün değil, mantığı yok. Böyle bir şeyin olması ihtimali yok. Ama sonuç bakacağız, göreceğiz. Evet, göreceğiz. Yani, bu bir provokasyon genel bir değerlendirme belli. Alayım. Provokasyon diyorsunuz ama. Ama yani kim yaptı? O bizim oradaki o operasyonumuzdan kimler rahatsız oluyorsa... Onlar yapmış olabilir. Yani o şüpheleri 10 tane daha yazabiliriz altına. Ama yazarım. Zaman içinde çıkar. Ben koyacağım zaten. Evet. Melik Yiğiten ne konuşuyor Ankara kulislerinde? Vallahi, kim tuzak kurdu? Şüpheliler kim? Şöyle ya ben bugün yani bir iki tane kaynak ama bir tane çok önemli bir kaynakla görüştüm. Şimdi bir kere hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapma ihtimali gerçekten sıfır. Yani bunu ben bir gazeteci olarak vicdanım rahat bir şekilde söylüyorum. Tek tek çünkü anlattı ve bizim yapmamız imkansız. Ne anlattı? Dedi ki biz bir kere 7-24 İHSİA'lar uçuruyoruz. Her hedefi İHSİA ile belirliyoruz. İHSİA ile belirledikten sonra en az 5 mekanizmadan geçiyor ve ondan sonra karşılık veriyoruz. Sivillerin olduğu yerde saldırılar olduğunda da biz asla ve asla nokta atış yapabilecek durumda değilse bekliyoruz. Mobilize olmalarını bekliyoruz dedi. Son bir ayda 15 tane bizim bulunduğumuz şu anki noktada 15 tane havan ateşiyle mesela taciz olmuş. Sadece son bir ayda. Ve o havan atışlarını yaptıktan sonra da sürekli bu sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine kayıyorlarmış. Yani biz onları hedef alalım. Sivil yerleşimlerinde bir provokasyon yapmak. Ama biz hiçbir şekilde bunu yapmadık. O yüzden bu İHA, SİHA ile ve bütün hani koordinatları belirleyerek teknolojiyi kullanarak yaptığımız için de bizim o yanılma ihtimalimizin çok az olduğunu söylüyor. Bir tane mesela iki tane örnek verdi. Çok özür dilerim. Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın saat 16.30'da Dolmabahçe ofisinde gerçekleştirecek. Bir cümleyle buradan kendime de pay çıkarmayayım ama pazartesi günü mü yazmıştım? Bir önceki evet. yazımda vardı galiba. Macron bile telefon açıp aman Cumhurbaşkanı'na aman bu işi çözün, aman bu imzalar atılsın yoksa dünya gerçekten kıtlıkla karşı karşıya demişti. Peş peşe liderler aramıştı. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu işin olması için çok... çaba gösterdi, Erdoğan'ın arkasında durdu. Türkiye bunun farkında ve gelmek istediğini bu anlaşma törenine de söyledi. Tıpkı o günkü yazımda gibi bu törenin başında Cumhurbaşkanı da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de Türkiye'de Ankara'da bir açıklama yapacaklar. Çok önemli, dünya açısından da çok önemliydi. Avrupalı liderler peş peşe Ankara'yı telefonla arıyorlardı. Putin'i ikna edersen sen edersin ifadesiyle efendim. Ve BM Genel Sekreterinde olacağını söylemiştin. Yani evet. onu garanti almak için de aynen öyle de çıktı. Evet, bu son dakika bilgisi önemliydi. Devam edelim. Bu arada ben bir cümle şu olayla ilgili sahibim. Geçtiğimiz günlerde Madrid zirvesindeydik. Orada bu işlerin en tepesindeki kişiyle görüştük. İsmini vermeyeyim. Diyor ki en az 10'dan fazla biz operasyonu iptal ettik. O arada bir sivilin o işe girdiğini, o hedef bölgesinde yer aldığını gördüğümüzde SİHA tam bombayı fırlatacakken iptal ettik dedi. Bunun gibi çok çok örnekler var. Hatta isim isim en sonunda dedi şurada yakaladık, şurada kıstırdık filan diye. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT, Türkiye'deki jandarma hayatta böyle bir şeye girmez. Yani girmesi mümkün değil. Bir kere yapısına aykırı. Olmaz. Peki. Devam edelim aynı kaldığın yerden. Evet, yani bugün konuştuğun yetkililer ne diyor? Olan evet, şüpheliler kim? Buraya aynen, ne yazayım? Yani, dediğim gibi yani o İHA SİHA'larla sürekli tespit yaparak gittiğimiz için, teknolojiyi de kullandığımız için bu bizim yapmış olma, hani kazayla da yapmış olma ihtimalimiz sıfır. Bunun provokasyon olduğu çok açık. Bu provokasyonu da PKK'nın yapma ihtimali üzerinden ihtimali üzerinde duruluyor. Ve özellikle Kuzey Suriye'deki operasyonu engelleme amaçlı. Yani sen dedin yani başta manidar diye. Son bir aydır da sürekli havan saldırılarıyla sivil yerleşim yerlerine yönelelim diye provokasyona
girişmelerinin temel nedeni de bu. Hı-hı. İki tane somut örnek verdi. O iki tane somut örnek aslında birçok şeyi gösteriyor. Bir tanesi hendek olayları. Mesela Diyarbakır'daki hendek olaylarını 3-5 günde bitirebilecekken işte aylarca sürdü. Nedeni Sur'da sivil yerleşim yerleri olduğu için biz onlar zarar görmesin diye her şeyi milimetrik hesapladık ve bu yüzden de çok fazla şehit verdik dedi. Hakikaten de öyle. Açın bakın biz orada çok fazla şehit verdik. İkinci örnek Abdullah Bey daha iyi bilir. Zeytin Dalı Harekatı Afrin'e yönelik. Afrin'e yönelik operasyonda özellikle şehir merkezine girmeden nokta atışlarıyla temizlik yapma çok uzun sürdü. Artı hatırlarsan acaba Türkiye Afrin'e doğru girmekten vaz mı geçti? Peki şunu merak dendi ederim ama bu kadar hassasiyetle hareket ettiği bilinen Türkiye ve Türkiye sonuç itibariyle bu konuda komşularıyla merkezi hükümet, yani Irak'ta bahsediyorum ama İran'da dahil olmak üzere hepsiyle tek tek görüşüyor, evet, konuşuyor. Bu Bağdat'ı hemen hiç beklemeden Türkiye'yi niye suçladı? Yani sanki bir hiç beklemedi. Hiç şaşırtıcı değil. Anında bir açıklama, organize bir şekilde Türkiye karşıtı gösteriler. Neden? Şu hiç şaşırtıcı değil. Irak Merkezi Hükümeti, aynı seni sorduğun gibi sordum. Irak Merkezi Hükümeti bize sordu mu bu ne diye? Hayır dedi, bize sormadan direkt açıkladılar. Ama neden? Bizi şaşırtmadı dedi. Çünkü Irak Merkezi Hükümeti'nin üzerinde İran etkisi var dedi. Yani Irak Merkezi Hükümeti yönlendirdiği için. Gene burada o zaman İran'ın Emin Bey'in dediği Irak üzerindeki etkisi. Irak merkezi yönetimi ama. Tamam. Ama mesela Bağdat diyelim. Ama Kürtler bize sormuş mesela. Yani Kürt bölgesel yönetim bize sormuş. Hı-hı. Nedir bu diye. Ve bunun üzerine mesela onları yaptığı açıklamada direkt bizi suçlayıcı bir şey yok. Peki o kaynağında şunu sordun mu? İran eşittir Irak mı yoksa Bağdat yönetimi eşittir Amerika Birleşik Devletleri mi? Şöyle yani. Yoksa içinden çıkılmaz bir isyan mı var? Yok şöyle, onu söylediği şey şu. Yani Irak Merkezi Hükümeti tamamen yani İran'ın kontrolünde. Hı-hı. Irak Merkezi Hükümeti ama Kürt Bölgesel Yönetimi onlardan farklı. Yani hı-hı, o yüzden de mesela Kürt Bölgesel Yönetimi sormuş hani nedir bu diye. Ve mesela onların açıklaması işte Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasındaki çatışma bölgesi cereyan eden. Biraz soru işaretleri var. Irak Merkezi Hükümeti gibi doğrudan bizi suçlayan bir şey yok. Hatta şu anda bizim bir heyetimiz orada. Bölgede. Nerede? İnceleme yapıyor. O bölgede. Evet evet, o bölgede. Hı-hı. Şu anda inceleme yapıyor. Bu inceleme ile birlikte Irak Merkezi Hükümeti de bir heyet göndermek istediğini söylemiş. Güzel. Onlar da gidecek. Hı-hı. İsterlerse zaten Türkiye'nin isteği de buydu. Gelin beraber inceleyelim. Hayır. Ayrı ayrı inceliyoruz ama hı, senin dediğini diyor. Eğer onlardan bir talep gelirse ya biz birlikte inceleyelim, buna da varız. Hı. Yani biz kendi elimizdeki bilgi belgeleri de onlarla paylaşırız. Çünkü bu konuda alnımız açık. Ya bunu Kürt yönetimine de ilettiler. Orada şöyle bir sorun var. Özellikle bölgesel yönetimin olduğu yerde medyanın bir kısmının PKK etkisinde olduğu. Ve dolayısıyla onu şu açıdan söyledim. Gece olay olduktan sonra özellikle orada birkaç tane medya organı Türk Silahlı Kuvvetleri sivil katliam yaptı diye başlık attı. O medya biraz böyle oradaki PKK güçlerinin etkisinde. Ayrıca zaten Sayın Çavuşoğlu da açıkladı. Bizim büyükelçiliğimiz hiçbir şekilde basılmadı. Yalan. Yani bir girişim var ama basma, bayrak indirme, yakma olmadı. Bayrak yakma var. Büyükelçilikte değil, bir yerde bir bayrağımız. Ha o var. Büyükelçinin bayrağını indirip yakıyor. Hayır, büyükelçinin bayrağını indiremez ya, öyle bir şey olamaz. Evet. Güvenlik güçlerimiz tam anlamıyla kontrolü sağlamış durumda. Zaten çok fazla yaklaşamıyorlar. Yani o PKK'nın üfürmesi, yani bayrağı indirdik, hı, yaktık falan. O bayrak oradan kolay kolay inmez. Öyle kolay bir iş değil bu. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Fakat hani orada biraz Erbil'de provokasyonla yürüyüş yaptırmak istedikleri falan, onu biliyoruz zaten o görüntülerde. O PKK'nın etkisiyle, hı, ama yani özetle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hani bu konuda çok rahat olduklarını söylüyorlar. Hani hakikaten hani ihtimal yok. Hatta ben şeyi bile sordum, biliyor musun Hande? Yani kripto ya da uyuyan FETÖ hücresini bile ne sordum. Dediler? Dedim ki ya böyle şeyler de konuşuluyor. Ya artık o çok zor. Çünkü hani biz çok inceleyip sıkı buraya o zaman. Ya bence yok. Yani hiçbir şey. Çünkü diyor ki çok inceleyip sıkı okuyoruz. Artı
Hani o attı hemen ben vurayım böyle olmuyor dedi. Yani 5-6 tane mekanizmadan geçiyor. 5-6 tane mekanizmayı kontrol etmeleri teknik olarak imkansız. Hı hı. Yani o uyan hücre meselesi o gerçekçi değil. Ama yani PKK'nın yaptığı konusunda şeydir yani eminler. Ve eminler. Oradaki, evet evet yani oradaki komisyon da zaten bilgi belgeleri de bunu kamuoyuna açıklayacak kısa bir süre içinde. Peki bir sorum daha olsun sana kısaca. Ve havan saldırısı. Havan saldırısı. Evet söylediği peki. Şey o. Şimdi 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'nın oradaki elemanları terör örgütü mensuplarına eğitim yaptırıyor. Evet. Bu eğitim esnasında rejimin bayrağında orada bunlar dalgalandırıyorlar. Niçin? Güya aldatacak ya. Aldatabilirse yaptıkları iş orada Türk askerine karşı bir terörist eyleme girmek. Burada da kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler diyor. Acaba bu bir yanıt mı? Bunu değer yani Amerika'nın oradaki elemanları ifadesi. Oradaki yani o elemanların da işine yarıyor. Yani bu olağan şüpheler arasında dedin ya Irak Bağdat hükümeti ama Amerika acaba 3'te değil de yani aslında 1 eşittir yani, PKK yanında Amerika mı gider? Ya şöyle yani Amerika hani burada aktif rol aldı bilmiyorum hani o yani görüşmeme dayalı olarak söylüyorum. Onu çok net söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Yani Amerika hani bütün olanları izledi ve bu işten hoşnut mu dersen evet. Tabii yani, hoşnuttur. Evet ya yani sonuç paylaşımı onlar da Türkiye'nin şey girmesini bu, istemiyor. Benden, nasıl bir şey? Mayıs ayında ABD Savunma İstihbarat Daire Başkanı Mayıs ayında açıklama yaptı. Bu saldırıların İran ve PKK ortak şekilde Türk askerlerine saldırıyor dedi. Hatırlarsam öyleydi değil mi? Yani İran'la şey, PKK ortak da Amerika'da YPG'ye silah göndermiyor mu? O konulara geleceğiz onu tabii ki. Onu da yemezler fakat, yani. Tabii Hande, ki. Onu ama Abdullah Amerika, daha iyi açıklar da orada tabii, YPG'nin şöyle mesela söylediği şeyi aktarıyorum. YPG'nin kontrol ettiği bölgelerde zaman, Şii milisler de var ve birbirlerinden haberdarlar. Eğer kastedilen oysa o biliniyor. Şöyle yapalım. Ben şöyle bir iki tarihi olay anlatayım. Ondan sonra Abdullah Bey bir dakika. Konuda uzmandır, değerlendir. Amerika şöyle ondan bir şey. Ondan sonra anlatayım. Amerika şöyle. Tabii ki dış ilişkilerde zikzak bir ilişkiler olması gayet normal. ABD ben Ocak ayına itibaren Türkiye ile aslında iyi ilişkiler kurmak istediğini fakat daha ağırdan aldığını düşünenlerdenim. Ve Mayıs ayında da çok önemli bir açıklama yaptı. Kim yapmıştı? ABD Savunma İstihbarat Ajansı. Yani 2022'nin Mayıs'ı. Yani birkaç ay öncesinde bir açıklama yaptı. Ne demişti? Türk üstlerine saldıranlar PKK ve İranlılar olduğunu açık ve aleni söylemişti bu tarih. Yanılmıyorum değil mi? Doğru. Bunu açık ifade etti. Yani bu saldırı... Şöyle okumak gerekiyor. Türkiye'nin Suriye'ye girmeyi planladığı, zaten Suriye'deyiz ama o bölgede tampon bir bölge oluşturmak ve ülke güvenliğini korumaya çalışma planının olduğu bir dönemde böyle bir Kuzey Irak'ta böyle bir saldırının olması bir manidardır. Türkiye burada Kuzey Irak'la Türkiye'nin ilişkileri çok ciddi boyutta geldiğini hatırlayalım. Nisan ayında da Barzani Türkiye'yi ziyaret etti. Hı hı. Ve Kuzey Irak'ın dünyaya açılan tek kapısı aslında Türkiye'dir. Yani ve ilişkileri uzun bir süredir de çok gayet iyi. Ve yeni petrol düzergahı oluşturmak istemektedir. Türkiye'de buna, Türkiye'nin de işine yarıyor. Nasıl? Kuzey Irak petrolünün Avrupa'ya taşıma planı var Türkiye'nin. Ve Avrupa ile ilişkilerin çok daha iyi bir boyuta gelecek. Hı-hı. Neden? Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte Batı'nın yakıta ihtiyacı olacağı için Türkiye burada jeopolitik önemi daha öne çıkmış durumda. Ve böyle bir süreçte İran Türkiye'nin bu şekilde büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız oluyordu. Peki. Bu bir gerçekti. Şimdi. Ve bu bölgede böyle bir stratejiyle Türkiye'yi suçlu göstermek, kamuoyu önünde zor duruma düşürmenin bir çabasının da olduğunu ifade edebiliriz.
Buraya bu açıdan da bakmamız gerekiyor. Peki şöyle yapalım. Şimdi ben bir iki ekleme yapabilir miyim? Şimdi bakın. Yapalım buradan, çünkü sonra Abdullah Ağar'ı alayım Abdullah bir başına. Bey, evet. Abdullah Bey zaten toparlar. Bu arada çok özür dilerim. Sevgili izleyiciler, gece görüşe hashtag görüşlerinizi alacağım, okuyacağım, değerlendireceğim, yönelteceğim konuklarıma. Mustafa Sert demiş ki yapmadığımız bir saldırıyı neden hep Türkiye ispat etmek zorunda kalıyor? Zorunda mıyız? Yapmadık, bitti demiş. Tabii, doğru söylemiş. Şimdi kim çok bağırıyorsa, kim bu işten nemalanmaya tutayım daha fazla Türkiye'yi suçluyorsa onlara bir bakmak lazım. Ama şimdi PKK yapmış olabilir, başkası yapmış olabilir ama bunlar çok girift, karmaşık ilişkilerdir. Bakın 1940'lı yıllarda Ankara'da bir von Papen suikastı yapıldı. Alman Büyükelçi'ye suikast girişiminde bulunuldu. Bir bomba patladı, iki tane boşnak yakalandı. Ve onun üzerinden yıllar boyunca Türkiye'de şu tartışıldı. Ruslar mıydı bunların arkasındakiler, yoksa Alman Büyükelçiliği, Almanlar kendileri mi öldürmek istediler ve Türkiye'yi işte savaşa, 2. Dünya Savaşı sırasına da savaşa mı sokmak istediler? Bunlar yıllarca tartışıldı. İki ayrı görüşü de savunanlar oldu. Ne zaman ortaya çıktı? Sovyetler Birliği çöktü. KGB'nin bilgileri ortaya çıktı. Suikast o şekilde açıklandı. Şimdi İran meselesine gelince, İran bu işleri çok sever. Karabağ'ın işgali sırasında ben bizzat yaşadığım bir olayı anlatayım. Elçi Bey, o dönemin Cumhurbaşkanı, şöyle bir basın toplantısı yaptı. Bana göre yanlıştı. İran'ı da bayağı bir rahatsız etti. Dedi ki Kuzey Azerbaycan kurtuldu, sıra güneyde dedi. Ve İranlılar hop kalktılar. Daha sonra işte Karabağ işgali sırasında Karabağ'ın işgaline ciddi şekilde destek verdi İran Ermenilere. Ve o dönemde Afganistan mücahitleriyle irtibata geçildi. Evet, Azatbek isminde bir mücahit komutan 10 tane Stinger füze gönderecekti Azerilere. Ve o Stinger füzelerle işte o dönemde Ruslar destek veriyordu. Rus helikopterlerini durduracaklardı. Hatta bazı mücahit destekleri de yapılacaktı, verilecekti. Hı hı. İran'ın Hazarajat bölgesinde Azatbek'in helikopterini İranlılar düşürdüler. Sözde ortak çalışıyorlar, vurdular, düşürdüler. Yani İran bu operasyonların hep içindedir. Acaba her zaman derler, her diyorsunuz. Zaman yani bunlar bu işleri yaparlar. Peki. Ama bu işin içinde bakın karma karışık, onları kullanan Amerika Birleşik Devletleri de çıkabilir, başkası da çıkabilir. Şimdi